İyi akşamlar bu ülkede. Bu akşam da sıcak gündemle devam ediyoruz. Malum Barış Pınarı Harekatı, ardından Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakat ve salı günü Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme. Çok değerli iki konuğumuz var. Nurşin Ateş Güney ve İlyas Topsakal. Nurşin Hanım, sizden başlamak istiyorum. Şimdi çok hızlı gelişiyor, gece gündüz değişiyor. Fakat harekat öncesi, Barış Pınarı harekatı öncesi Batı'da bir fotoğraf vardı. Şimdi bugün de bir fotoğraf var mutabakattan sonra. Ne fark var? Nasıl gözlüyorsunuz? Yani Batı tabii çok geniş bir kavram. Batı derken Avrupa Birliği'ni kastediyorum. Yani öne çıkmış ülkeler Fransa. Evet. Yani galiba Avrupa'da en çok öne çıktı Almanya. Doğru. Şimdi ve şöyle, Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bu mutabakatın gerçekleştirmesinin akabinde aslında biz Amerika'nın içinde de buna karşı, yani daha doğrusu Trump'a ayırırsak Trump'a karşı bir muhalefet olduğunu görüyoruz. Sadece Kongre'de demokratlardan değil, aynı zamanda kendi harekata karşı. Evet, harekata. Daha doğrusu Türkiye ile harekata zaten karşı, ama Türkiye ile yapılan bu anlaşmaya da karşı bir muhalefet anlaşma var. Öncesi. Öncesi de vardı, şimdi de var. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama Avrupa'da zaten biliyorsunuz hani o konuda hemen yaptırım konusunda öne çıkmak için bir fırsat bildiler bunu ve Türkiye'ye yönelik aslında Batı'nın genelinden harekatın öncesinde aman sakın bunu yap. Yaparsanız başınıza şunlar şunlar gelir. Hatta bazı gazete yazılarına da bakarsanız işte Erdoğan kendisini büyük bir çıkmaza sokuyor, büyük bir risk alıyor gibi. Biz bataklığa girecek gibi bir yazı okuduk. Dolayısıyla bu bağlamda operasyon öncesinde bir karşıtlık vardı. Sonrasında da vardı. Yani mutabakat bu işte Amerika Birleşik Devletleri ile 13 maddelik mutabakat çıktıktan sonra da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sefer de PYD'yi satmakla, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olarak algıladığı belirli kesimlerin müttefiklerine bundan sonra nasıl güven telkin edeceği ya da tesis edeceği yönde gene bir yazı okuduk. Şimdi yani orada Macron ve Amerika Oraya Birleşik geliyordu. Devletleri'nde de müesses nizamın açmak için soruyorum. Evet. Seslendirdiği bir şey vardı. Diyordu ki uluslararası topluluk için esas mücadele DAEŞ'ledir. Gerisi bizi ilgilendirmez. İşte siz de oraya girerseniz DAEŞ'le mücadele eden tek topluluğu, YPG'yi kastederek bizim imkanımızı ortadan kaldırmış olursunuz diyorlardı. Evet. Şimdi şeyden sonra, mutabakattan sonra şunu sormak istiyorum. O YPG algısı, İşte kurtarıcı YPG algısı Türkiye'nin teziyle biraz değişmiş durumda mı? Bu mu öfke yaratan? Yani bir tek sebep o değil tabii. Çünkü YPG burada kullanılan aslında bir aparat. Dolayısıyla bugün Amerika Birleşik Devletleri tarafından sahada kullanılır. Yarın işte sahada bir başka ülke tarafından kullanılmaya hazır olarak duruyor. Zaten bu bağlamda da zemin yokladığını biz biliyoruz. Dolayısıyla hani o anlamda bir şey çıkmaz, ama YPG'nin orada ki varlığı aslında DAEŞ üzerinden yaratılan bir meşhuriyetti. Yani işte DAEŞ'le sadece evet, yani sadece işte ciddi bir şekilde mücadele eden, savaşan bir partner, hatta müttefik olarak ilan ediliyordu. Hatta son hatırlayalım, Trump'ın kendisi bile bir müttefikim, NATO'da müttefikim Türkiye diyordu. Bir taraftan da işte YPG'yi daha geniş anlamda aslında Kürtler diye ifade ediyordu. Bu anlamda evet, Türkiye'nin şu anda yaptığı operasyonda zaten Türkiye çoklu terör tehdidine karşı mücadele ettiğini de söyledi. Çünkü zaten Türkiye'nin öncelikli olarak şu anda evet sınırlarından kendisine yönelen Suriye'nin kuzeyinden bir PYD ve PKK tehdidi var. Bunu bertaraf etmek için bu Barış Pınarı operasyonu gerçekleştirildi, ama onun yanı sıra ilan edildiğinde işte 51. madde gereği ve Birleşmiş Milletler
ülkelerin çeşitli terörizmle mücadele hususundaki kararlarına istinaden bu harekatı başlattığını söyledi. Zaten çok kere de siyasilerimiz bizim bu Cerablus'tan başlayan süreçle birlikte DAEŞ'le sahadaki mücadele en fazla hani bu koalisyon içinde Türkiye'nin gerçekleştirdiğini söyledi. Bugün de daha yeni, epey bir sayıda şu anda bilmiyorum ama DAEŞ'linin ele geçirildiği haberlerde söylendi ve bunun içerisinde hatta Avrupalıların daha çok sayıda DAEŞ'li savaşanın olduğu, Türkiye'nin de bir kısım olduğu ve Türkiye'li DAEŞ'lerin Türk yargısı içerisinde bir şekilde bu konunun ele alınacağı ama diğer hususta yabancıların da yabancıdan kastımız da Avrupalı, onları da Avrupalılar halletsin diye bir açıklama yapıldı. Ama dediğim gibi yani YPG meselesi hep kurtaran, savaşan bu... Peki bakınca o müesses nizam Amerika'da ve Avrupa Birliği'nde de müesses nizam demeyelim, liderlerin ağzından çıkan cümle... uluslararası topluluk için, bizim için en öncelikli şey DAEŞ'tir cümlesinin bir karşılığı var mıdır stratejik olarak onlar açısından? Yoksa orada başka dinamikleri de gözlüyorlar. Yani tabii onlar için şimdi terörizm nedir diye sorduğunuzda onların kapısına gelen işte aslında DAEŞ'in içinde kendi vatandaşlarının da savaştığını görmek istemedikleri ve hatta bu aşağıdaki Suriye'deki savaşın uzamasını tercih etmelerinin sebebi yani Türkiye'nin müdahale etmemesini de bundan istiyorlardı. Bu çatışmalar devam etsin, zaman içinde bu kendi vatandaşlarına ait DAEŞ'te bir şekilde elimine olsun beklentisi vardı. Dolayısıyla şimdi bu Türkiye'nin bu türde bir müdahale yapması her şeyi ortaya çıkardı. Ve bunu görmek istemiyorlar. Bu bir gerçeklik. O bağlamda tabii Avrupa'nın derdi o algı ile ilgili bir şey. Yani terörizmi uzun bir zamandır Batı diyelim aslında işte İslam'la birleştirip onu bir radikal İslam adı altında terörizmi algılıyordu. Onun tanımla dışı, böyle tanımlıyor. Tabii yani bunu da Türkiye şiddetle her defasında İslam'la radikal işte İslam diye ya da İslami terör diye bir şey yoktur. Terörün devleti, milleti, dini yoktur diye çok kez bunu dile getirdi ama bir yandan da biliyorsunuz zaten PYD, PKK'dan, Irak'tan Suriye'ye geçmiş bir kuruluş, örgüt. Ve bunun esas dışarıdaki kökleri de Avrupa'da. Yani bu yeni bir husus da değil, siz daha iyi biliyorsunuz. Fransa'nın bu PKK'ya verdiği destek ya da keza Almanya'nın verdiği destek ve onların bunu tercih etmesi. Yani sadece DAEŞ tehdidini öne alıp bunu vurgulamalarının bir sebebi de işte Avrupa'nın içinde bu PKK unsurlarına verdikleri destek ve farkındaysanız operasyon başladıktan sonra Avrupa'da, Fransa'da ya da Almanya'da bu PKK sempatizanları sokağa çıkıp yeri yıkmaya başladılar. Dolayısıyla bundan da çekinme var. Yani o tabii yani terörizmin bir kanadına karşı bir başka teröristi kullanırsanız, onu beslerseniz o sizi gelir evinizde vurur. Bunun da bilincinde oldukları için de zaten sadece DAEŞ diye işte İslami terör diye bu konuyu hani küresel bir mevzu olarak ortaya koyup diğer konulara gözlerini kapadılar. Ve hani Türkiye... İster istemez seçtiler. Tabii bilinçli yani bundan ki daha açık öyle bir şey yok. Tarihçi Fransa'da şey diye söylüyor ikisi arasındaki tercih ve bu körlüktür diyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa'nın seçimi için ama şey şunu yazmış ilerlemeci, seküler ve bu sebeple ilerlemeci. Diğeri ise tırnak içinde söylüyor Arap sakallı gerici. Halbuki o Arap sakallı dediği önce Esad'a sonra DAEŞ'e karşı mücadele etti. İlyas Bey, Rusya, İran bu işe nasıl bakıyor? Rusya'nın da sıkıntıları şey var. Büyük... Şimdi birazdan oraya geleceğiz ama burası da bu taraf da ilginçti. Son dakikaya kadar şimdi herkes şöyle çok girmek lazım. Merakla bekledi. Batı ve Birleşmiş Milletler zaten herhalde 2015 yılıydı. Bir kararla ateşkes üzerinde 22-45 sayılı Birleşmiş Milletler kararında bölgede ateşkes olsun ama bu ateşkes
sonrası oluşacak siyasi çözümde Esed'in, evet, değil mi, bir geleceği olmasın, evet, diye bir mutabakat, evet, metni. Ve siyasi barışçıl bir süreç olsun. Süreç olsun dediler ve bunun üzerine de Cenevre'de, değil mi, muhtat, evet, toplantılar oldu. Ama bu süreç görüldü ki, biz de takip ettik, bölgede ne kanın akmasını durdurdu, ne savaşı durdurdu, ne çocukların ölümünü durdurdu, ne kadınlara tecavüzü durdurdu. Ne yani de bir riskleri azalttı. Hiçbir riski azaltmadı. Bölgede bütün güçlü ülkelerin veya söz söyleyecek ülkelerin de kendinde güvenlik endişesi duymasına sebep oldu. Evet. Aslında bunun sonucu, doğal sonucu da gelişen Astana süreci oldu, hatırlayın. Hı hı. Rusya, Türkiye, İran'la beraber en azından pratik bir problem bulalım. İşte güncel, evet, problem ne? İşte bölgede süren ve bölgede kurulan, ister dış etkilerle, ister iç etkilerle kurulmuş orduların birbirleriyle savaşmasını önlemek diye bir kararla, çatışmasızlık kararıyla Astana'da toplandılar. Bunun sonucu pratik oldu ve savaş durdu, doğru. Problemli alanlar oluştu. İdlib bunlardan bir tanesi. Sonra Afrin bölgesi, Zeytin Dalı'nda bizim müdahale ettiğimiz bölgeler, daha sonra Ayn el Arab, Münbiç bölgesi, Elbap, biliyorsunuz o dönemde, Rakka, Deylizor bölgeleri çok problemliydi. Bu üçlü toplantılar sonucunda, bu defalarca devam etti. İşte Soçi'de oldu, daha sonra İran, Tahran'da oldu, Ankara'da oldu. Bunların pratik sonuçlarını biz gördük. Pratik sonucu ne oldu? En azından bölgede o çatışmasızlık alanları beşti. 5 tane bölgede çatışma vardı. 3'ünde tam sükunat sağlandı. Evet. Bu ne demektir? Bu büyük bir başarıdır. Batı bunu bile 5'te 3. Batı bunu bile kabul edemedi. Ne yaptı? İtiraz etti. İşte bu Astana süreci, ben şimdi Astana süreciyle ilgili yazılarda yazdığım için o dışarıda hem Amerika'da, hem Fransa'da, hem İngiltere'de dünya basını da topladım ne demişler diye. Rusya'ya gitmeden evvel orada da sundum bunları. Bakın. Hı. Ne gördünüz siz de? Genel olarak şunu gördüm ben. Hiç çok nadir, evet, Astana süreci çatışmasızlığı sağlamıştır diyen 100 tane gazeteci içinde bir tane çıkıyor. Bir tane. Onlar da zaten gerçekten gazetecilik yapıyorlar. Bizim de tanıdıklarımız var, söyleyebiliyorlar ama umum manzara şudur. Yani Astana süreci, yani Türkiye, İran ve Rusya buraya müdahale ederse Rusya Orta Doğu'da etkinliğini artırır, Batı Orta Doğu'dan çıkar. Birinci korku bu basında. İkinci korku, şimdi dünyanın dengesi, Orta Doğu'daki dengesi Türkiye üzerinden, NATO üzerinden sağlandığı için, NATO'nun da en güçlü ülkesi Türkiye askeri anlamda. Bu bölgede en güçlü ülkesi, en savaşan ülkesi, hem insani açıdan hem de lojistik açıdan Türkiye olmadan hiçbir Batı ülkesi bu bölgede savaşamaz. Yani bunun örneği Amerika'dır. Başarısızlığının sebebi de Türkiye olmadan savaştığı için. Yani kendine işte YPG gibi, PKK kötü gibi partnerler seçti. Kötü partner olamaz. Bunlar terör örgütü. Hayır, yani, onu kastetmiyorum. Yani, devletler tabii, de var, yani biliyorsunuz. Şimdi devlet de yok arkasında. Şöyle, devletler var seçtiği kötü. Ama işte devlet değil onlar. Ben de şöyle niteliyorum, evet, onları. Bunlar devlet değil. Sonradan kurulan uydu devletler. Evet. Şimdi Mısır hariç. Bazıları da butik. Butik devletler. Mısır hariç bölgede zaten büyük oyuncu yok. Yani tarihsel olarak da büyük oyuncu yok. Ya Mısır olacak, ya İran olacak, ya Türkiye olacak. Şimdi bunların hiçbirisi de yok. Dolayısıyla başarısızlık buradan geliyor. Bu dengenin bozulduğunu, şimdi Batı deyince biz Batı'nın hepsini toptan, hepsi kafasızdır veya akılsızdır demiyoruz. Onların da içinde gerçekten dengeli politika üretenler var. Amerika'da mesela dengeli politika üretenler var. İngiltere var, köklü politikalar üretebilen bir ülke. O yüzden dikkat edin, İngiltere. İngiltere direkt sözlerle müdahalede bulunmuyor. Sadece ciddi diplomatik kanallarla bu işi yapmaya çalışıyor. Fransa bazen açıklama yapıyor ama derinden. Onlara da derin bilgisi var. Şarkiyatçı çünkü bu milletler. Onlar derinden geliyorlar. Ama nihayetinde manzara şu. Türkiye olmadan ne Batı, ne Rusya, ne de Çin. Bak, Çin'i hiç kimse konuşmuyor. Çin dün de elevesi günü savaş sürerken, bu mutabakat sağlanmadan evvel, bizim bölgede harekatımız sürerken, terör örgütlerine karşı, hiçbir devlete karşı değil ama terör örgütlerine karşı
Birleşmiş Milletler'den aldığımız yetkiyle sürerken, yetki dediğim 5. madde, yani biz orada terörü durdurmaya gidiyoruz. Hiçbir devletle bizim alacağımız, vereceğimiz yok. Orada Çin'den de bir açıklama geldi. Hatırlayın, Çin, biz bu harekata karşıyız, acilen harekat durdurulmalı. Neden söylüyor? Çin'in neyi var yani bölgede? Evet, ileride var. Bütün bu örgütlerle Çin'in de bağlantısı var. Irak'ta, Suriye'de gelecek yatırımları da var. Kuzey Afrika'da olduğu gibi burada yarın bir gün bu koridorda yapacağı ticari örgütlenmeler de var. Hepsinin işte 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonrasını düşünerek o açıklamayı yapıyor. Allah'tan Hindistan yapmadı. Ama Rusya nasıl görür bu olayı? Rusya, Rusya'nın birinci şeyi kendi üzerinden değil, İran üzerinden bir defa Türkiye'den istediği, burada müdahalede bulundu. Harekata o yüzden çok fazla tepki vermedi. Dikkat edin, bizi Birleşmiş Milletler'de de destekledi. Bunun sebebi şu, Türkiye'yi şuna çekmek istiyor. Ben öyle yorumlarım bu işi. Türkiye Esed'le görüşsün. Ama Rusya bunu bizatihi, çok büyük diplomatik bir ülkedir. Çok büyük bilgiye sahiptir geçmiş. Onu İran üzerinden söyletiyor. İran'ın bütün müzakeresi 1. madde. Lütfen Esed'le görüşün ve İkincisi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne sahip çıkalım hep beraber. Dolayısıyla Türkiye etkin de olsa bu bölgelerde topraklarda kalıcı olmasın, toprağı Esed'e geri versin. Peki o ikinci madde, Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için geçerli, Suriye için, Rusya için geçerli, Suriye için geçerli doğal olarak, tabii olarak, İran için. İran için de geçerli. Amerika Birleşik Devletleri geçerli değil. Geçerli değil tabii. Geçerli değil. Şimdi peki, şimdi siz cevap mı istiyorsunuz buna? Yani Türk tarafından cevap istiyorsanız, biz şimdi durum tespiti yapıyoruz da, yani cevap da verilebilecek çok şey var. Türkiye'nin bütün tezleri, hangi cevabı verirsen versin haklılık payı olur yani. Hayır, bunu şundan sordum. Yani bu harekatın öncesinde de sonrasında da koparılan kıyamet. Yani mutabakatta da kıyamet koptu, mutabakat olmadan da kıyamet koptu. Bunu anlamak için soruyorum. Yani niye o işte, yani YPG mi, DAEŞ midir sadece orada problem olan ve DAEŞ hiç problem değil. Hiçbir ikili müzakerelerde veya stratejistlerin, düşünce kuruluşlarının kendi arasında yaptığı toplantılarda DAEŞ konuşulmaz. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğü üzerinden soruyorum. Soruyor. O zaman DAEŞ kullanılmaz. YPG de kullanılmaz. Çünkü onun terör örgütü olduğunu herkes biliyor. Çünkü sizin ağzınızdan YPG çıktığı zaman hemen otomatikman masada boşa düşersiniz. Yani bu garnizon devlet projesi bir öyle de burada bir şu değil. Diyor. O öyle bir şey var mı? Burada şu diyor. Hedefte Suriye devleti sınırları içerisinde. Şimdi günceli düşünüyorsunuz. Güncel Suriye'de ne var diye bakıyor herkes. Şimdi güncel Suriye'de ne var? Yani Washington ne istiyor? Avrupa Birliği ne istiyor? Biz ne istiyoruz? Şimdi hiç kimse ne istediğini masada söylemez. Çünkü bu masada söyleyebilirsiniz. Bu masada söylemek için dünya siyasetine bakıyorsunuz. Şimdi Amerika Orta Doğu'da ne istiyor? Çin Orta Doğu'da ne istiyor? Rusya Orta Doğu'da ne istiyor? Türkiye ne istiyor? İran ne istiyor? Tabii Mısır ve Suudi Arabistan ne istiyor? Partnerlere bakmak lazım burada. Amerika Birleşik Devletleri'nin partnerleri Mısır bugün, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri. Türkiye'nin milli çıkarlarından başka partneri yok ortada. Çünkü biz sınırlarımızda oluyor ve sadece ve sadece çıkarımızı ve milli geleceğimizi, biz geleceğimizi ve çocuklarımızı düşünmek zorundayız. Bakın Türkiye'nin Peki Rusya ne istiyor? Rusya'da dünyada tek olan Atlantik gücü, ABD'nin hegemonyasının her tarafta olmamasını istiyor. Çünkü yarın bir gün kendinin de parçalanacağından endişe ediyor. Çünkü bu İran, Türkiye bölgedeki hareketin asıl amacı yarın Doğu Avrupa'da olmayacağına kimse garanti edemez. Bugün dünya üzerinde biz hep Doğu Akdeniz'i ve Suriye'yi konuşuyoruz ama NATO'nun veya Rusya ile Amerika'nın konseptlerinde hiçbir zaman birinci yerde değil, birinci yerde Doğu Avrupa. Yani Rusya'nın bütün siyaset belgelerinde Doğu Avrupa'daki NATO konuşlanması birinci tehdittir. İkincisi Ukrayna meselesi ve Kafkasya meselesi ikinci tehdittir. Hiçbir zaman Suriye bu şu an girmiyor yani. Bakın ben o taraftan. Çin'in de hiçbir zaman herhalde birinci tehdit olarak gelip Suriye'yi, İran'ı falan koymuyor yani. Ne diyor? Birinci tehdit Amerika, Rusya onlar için. Sibirya bölgesinde ve Amur'daki Orta Asya politikası. O yüzden bir yol
bir kuşak bir yol projesi çok önemli onlar için, Avrupa'ya açılma ve uzak doğuya, uzak doğudan Amerika'ya veya Avrupa'ya veya Afrika'ya yaptığı ticaret yolları birinci. Peki Washington? Washington ne istiyor? Hegemonyasını devam ettirmek istiyor. Hegemonyasını devam ettirmek için, yani dünyadaki bu düzenin devam etmesi için ona parçalı partnerler istiyor. Parçalı partnerler. Türkiye ile bu zamana kadar bizim... Yani farklı etnilerden küçük küçük ulus devletler bu, falan mı? Şimdi şöyle, böyle şeyler söyledi. Bunu anlamak için bakın, biraz derin strateji. Yani gün bir gün olay oluyor, bu olaya biz yapışıyoruz. Orada her şeyi anlamaya böyle değil. Hemen çok fazla 5 sene evvele gidin, 2011 yılına gittiğiniz zaman her şey ne? Doğal olarak biz herkes Arap Baharı dedi Türkiye'de. Hatırlıyor musunuz? Bütün basın Arap Baharı, güzellik gelecek, demokrasi gelecek. Ne oldu? Milyonlarca insan öldü. Arap Baharı, Arap zulmü oldu mu? Oldu mu soruyorum. Oldu bölgede. Zulüm herkes oldu. Herkes el attığı için şimdi, oldu. Hayır, zulüm. El attı. Zaten atacak. Dünya böyle bir yer yani. Atmaz diye bir şey yok ki. Sosyolojik bir süreç, siyasal, politik bir süreç. Herkes el atacak. Şimdi bu doğal bir süreç. Tamam, kabul edelim. Bu doğal süreçte denge kurmak zorunda mısınız? Batı da denge kuracak. Yani Avrupa'daki bütün devletler, Avrupa Birliği burada denge kurmak zorunda. Yeni oluşan dengede. Amerika'da zaten denge kurucu. Bakın dünyada her şey denge kurucularla çalışıyor. Peki Rusya olmak isteyecek mi bu dengede? Olmak isteyecek. Bizim ne? Şimdi Türkiye ne yapacak? Türkiye bu dengede kendinin milli çıkarlarını korumak zorunda. İşte Türkiye'den haklı başka ülke yok burada ya. Biz kendi çıkarlarımızı, kendi sınırlarımızı korumak zorundayız. Dolayısıyla Amerika ile bu alanda partnerliği biz kaybettik. 2011 yılından bu tarafa doğru hatırlayın. Silah meselesini hatırlayın. Bizim silahlarımızı... Yani herkesin emperyal bir motivasyonu var. Var. Türkiye'ninki değil. Türkiye'ninki kendi varlığını ve kendi bağımsızlığını, kendi topraklarını koruma mücadelesi. Başka hiçbir şey yok. Bunu neye borçluyduk? Biz bu zamana kadar dengeyi NATO ile kuruyorduk. Öyle değil mi? Bizim sınırlarımızın güvenliği NATO'dan, NATO sorumlu bundan. Evet. Çünkü biz ona silah veriyoruz. Biz ona asker veriyoruz, para veriyoruz. Bizi korumak. Peki hatırlayın. Güneydeki bu olaylarda NATO silahlarını çekti mi? Hatırlayın. Bunun sonucu biz S-400. Kimse anlamak istemedi. S-400 diye alıyor bunlar. Ya NATO silahlarını çekti. Yani benim hava savunma sistemim yok. En önemli şey bir devletin, hatta insan içinde, bir birey içinde bu, en önemli şey güvenliktir. Güvenlik olmayan hiçbir yerde gelecek yoktur, para yoktur, şey yoktur yani. Siz eğitim de yoktur yani, aklınıza din de yoktur. Hiçbir şey yoktur. Namusunuz da yoktur. Gördük yani. O zaman Türkiye kendi şartlarında kendi politikalarını oluşturmak zorunda kaldı. Rusya ile mecburen bölgede Rusya ile bir denge kuruldu. Bak denge, ben stratejik işbirliği demiyorum. Bu yanlış. Ben zaten politikacı da değilim. Stratejist de hadi diyelim. Tarihçiyim ben ama denge kuruyor. Denge kuruyor yani. Bu dengeyi Rusya ile de kurabilirsin, İran'la da kurabilirsin, Çin'le de kurabilirsin, Avrupa Birliği ile de kurabilirsiniz, NATO ile de kurarsınız. Herkesle kurabilirsiniz bunu. Aynı anda değil. Aynı anda da kurabilirsiniz. Evet. Türkiye yaptı işte. Tabii. Yaptı mı? Herkes gördü ki mutabakatı okudu. Herkes Türkiye'ye laf ediyordu işte. Batısından tutun Türkiye'deki bütün muhalefetine kadar. Herkes ağzını açmayan kalmadı bu konu. Ne oldu? Mutabakat çıktı. Ne olmuş? Demek ki Amerika ile de bir denge kurulabiliyor. Denge kurulabiliyormuş, kuruldu. Şimdi ne yapacaksınız, ne diyeceksiniz? Ha şimdi de problem, 3 tane bölge var. Hadi orada da dengeyi Ruslarla kurarız. Şimdi geleceğim oraya. Kurarız daha yani, bunu da oraya. Kurarız yani. Şimdi uzlaşılan konuları başlık başlık konuşsak, öne çıkanları bilhassa. Birincisinde YPG'nin geri çekilmesi, hı hı. Güvenli bölgenin TSK'nın denetiminde olması ve DAEŞ'le mücadele. Burada bir sıkıntı var mı bu birinci madde? Yok, bence en önemli hususlardan bir tanesi bu. Yani YPG'nin işte o bahsedilen 32 kilometrelik derinlik ve 440 umulan 444 kilometrelik. Aynel Arap'tan Irak'a evet, kadar. Bu Türkiye'nin isteği, evet, değil mi? Evet, yani şu an itibariyle işte buradan Amerika Birleşik Devletleri'nin de çekilmesiyle birlikte YPG'nin de işte bütün silahlarıyla, zaten ağır silahların siz söylediniz, evet, çekildi.
geldiğini. Bazıları kalmış, evet, bazıları yani çekiliyor. Tamamen buradan temizlenmesi ve onun akabinde ortaya çıkacak o temizlenmiş alanın, yani adı zaten güvenli alan olarak bölge diye ifade edilen yerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimde olması. Türkiye zaten Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı bundan önceki müzakerelerde hep bunu söylüyordu. Denetim kimde olacak? Kontrol kimde olacak? DAEŞ'le mücadelede zaten Türkiye hani onu da saymıştı. Yani bu güvenli bölgeyi oluşturuyor. Hatta NATO Genel Sekreteri de bu konuda en çok mücadele yani veren. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalar hem Rusya'dan yapılan açıklamalar aslında Türkiye'nin sınırlarındaki bu güvenlik kaygısının anlaşılır olduğunu ve bunun meşru olduğunu kabulü söylüyorlar. Yani bu önemli. Ama bunun bu 13 maddenin içerisine bu birinci maddenin konulması Türkiye'nin istediği bir şeyi aldığını gösteriyor. Orada yani, ikinize de soruyorum. Hı. Aslında YPG'nin terör örgütü, yani Türkiye'den başka bunu söyleyen yok değil mi? Sadece Türkiye söylüyor. Şimdi Türkiye bunu yani arada böyle küçük küçük çıkıyor da, şimdi Trump da söyledi. Ama şey olarak kurtarıcı diye bakılan bir topluluk. Bunun birinci maddede bu şekilde kabulü Washington yönetimi tarafından, aynı zamanda Macron'un bir gün evvel PKK'yı kınasın YPG lafı. Aslında Türkiye'nin tezini istemeyerek de olsa de facto kabulü anlamına geliyor mu? Ben öyle okumam bunu. Çünkü buradaki terör örgütlerinin varlığı, yani hem Avrupa Birliği, ben şey başka kanallarda seyrediyoruz çünkü. Başka ülkelere gittiğimiz zaman değişik kanallarda bilgiler de alma imkanına sahip oluyoruz. Ben Avrupa Birliği'nin bugünkü açıklamaları da Nurşin Hocam da belki takip etmiştir. Hem Amerika'daki resmi açıklamalardan ziyade alttaki düşünce merkezlerine bakmak lazım. Hiçbirisi ne PKK'ya ne bölgedeki terör örgütlerine terör örgütü diye bakmıyor. Maalesef. Evet, maalesef tabii bakmıyor. Bakmıyor ama bakmıyor şimdi bunu yani. Böyle yapınca yani işte şimdi bu de facto YPG'yi PKK'yı kınasın demek zorunda kalmak, hepsi durduğu pozisyona göre. Şimdi bu da bu bence bir çengel şöyle oluyor. Şimdi bunların amacı YPG'yi bir siyasal örgüt olarak, zaten bir parti bölgede siyasal örgüt olarak müzakere masasına oturtabilmek. Bu Rusya da denedi bunu. Ama Türkiye bunu engelledi. Tabii, özellikle tabii. Anayasa Komisyonu'ndaki tabii. 50 kişilik kimin olacağı konusunda şimdi Rusya itirazını denedi, koydu. Deniyor, hala deniyor. İran deniyor. Bakın bu konuda bunlar hala, ama bunların denemesi çok önemli değil. Türkiye dengeyi burada bulabiliyor. İran ve Rusya'da dengeyi bulabiliyoruz. Ama Batı ısrarla son 40 senedir PKK ile başladı. Aynı örgüt YPG ile sizi, PKK olması önemli değil ki ismin. Tabii ben de onu söyleyecektim. Yani, İsmi gene değiştirirler. Yine değiştirirler. Tabii, yani biz bu ismi de şey yapalım tabii, yani. Tabii. SKK yapalım tabii. Yani ne fark eder? Siz İçine onu bir başka bir şey koyayım. Daha koyarsınız. Sizi onunla müzakereyi oturtturmak tabii. istiyor. Evet. Ama Türkiye bizim bunu Cumhurbaşkanımız engelledi şu anda. Aslında çok şeye girerken mutabakattan önce o şeyi verdi yani. Herkes akıllı olsun. Onu iç politikaya söyledi aslında. Ağzından çıkıyor. Ben öyle yorumluyorum. Herkes akıllı olsun. Biz orada kimseyle müzakere etmiyoruz. Tabii. Orada karşımızda öyle müzakere edilecek veya bilmem ne edilecek, masaya oturtulacak şeyler yok. Sayın Çavuşoğlu ateşkesin meşru taraflar arasında bu olabilecek. Ateşkes diye bir şey yok yani. Ha, yok. Yok ama böyle biz bir orada şey. Söylerken de o YPG'yi terörist bir grup olarak asla görüşemeyiz. Tabii. Buna çok dikkat etmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere ederken zaten arkasını Amerika Birleşik Devletleri'ne almış, onun tarafından donatılmış olduğu için YPG bizi ilgilendirmez. Biz onu tehdit oluşturmuyor mu? Hayır, biz onun hiç zaten ilgilendirmez. Zaten Washington'la müzakere ediyoruz. YPG'li yani tamam da bizi ilgilendirmez ki. Tabii, ama onun kullandığı bir aparat. Aparat yani. O bizi hiç ilgilendirmez. Yani o kullandığı için risk oluşturuyor zaten Türkiye açısından da değil mi? Ama şöyle bir şey düşünmek lazım. Şu anda işte lazım. Biz bu güvenli bölgeyi oluşturursak ve bunun işte biz kontrol edersek, onu sınırlarımızdan ötelediğimiz takdirde şu anda o YPG üzerinden sınırlarımızın dibinde oluşturmak istedikleri o garnizon devlet meselesi zaten ortadan kalktı. Bertaraf edilmiş oldu. Tabii. Ama bu, ileride bunun en hocamın önemli şeyi şimdilik hocamın söylediği bertaraf edilmiş evet, ileride ama hocamın söylediği gibi YPG
unsurlarını yine bir başka karışım alanda içerisinde başka bir alanda da görebiliriz. Yani illa burada olacak diye bir şey de yok. Yani Taliban işte ya da bir başka örgü, yani bunu aslında Amerika Birleşik Devletleri sadece yapmıyor. Rusya'da yapıyor, herkes. İran'da yapıyor. Herkes bu devlet dışı aktörleri, terörist grupları kullanıyor. Hatta devletleri de demem oydu. Yani bugünün dünyasının savaşların niteliği değişti. Tabii. Hibrit savaşlardan bahsediyoruz. Her Veles türlü savaşı. Enstrüman, evet, her türlü enstrüman faydalı olduğu düşünüldüğü sürece kullanıyor. Ama anında da atıp bir başka unsurla da değiştirebilir. Burada dikkat edilmesi gereken şu bence. Yani bizim Türkiye'deki stratejistlerin ve yazı yazanların dikkat etmesi gereken nokta şu. Burada uluslararası hukuka göre karşıda bir muhatap yok. Hukuken bir muhatapınız yok. Bir terör örgütü var. Biz terör örgütüne karşı bu bölgede operasyon yapıyoruz. Bu operasyon yaparken ister istemez sınır ihlalleri oluyor. Bu sınır ihlallerinde şeyleri, hukuki altyapıları var. Bunlar ne? Birleşmiş Milletler size bir alan çizmiş. Birleşmiş Milletler'den aldığınız bir alan var. İki, kendi oluşturduğunuz alanlar var. Bu ne alan? Alanı mesela bizde Adana Mutabakatı vardı, hatırlayın. Evet. 1998'de. 1998. Sonra yenilendi 2010'da. 2015'te vardı. Şimdi bizim kendi hukukumuz var. Karşı taraf size, İran'da sizi suçluyor veya Suriye suçluyor. Rusya suçlayabilir, Amerika suçlayabilir, Avrupa Birliği suçlayabilir. O zaman siz de şu cevabı veriyorsunuz onlara, verebilirsiniz. Kardeşim benim sınırımda, ben hukuken doğan bir hakkım var. Senin sınırın yok. Senin hukuki hakkın nereden geliyor? İran ve Suriye, İran ve Rusya beni Esed davet etti diyebilir. Amerika buna cevap da bulamaz. O zaman siz onlara sorarsınız. Doğru, sizi Esed davet edebilir. Etti. Siz ona yardım edin. Ama benim sınırımı da ben koruyacağım. Bunda benim milletim ve uluslararası hukuk beni davet ediyor. Bu şudur, bu dengedir. Ben her zaman bunu, bu çevrede denge kurmadır. Ne zaman burası? Çok basit bunun sorusu. Cevabı hukuki de. Bizde mesela 3,5-4 milyon insan var. Biz bunu sınır aşan göçler ve buna da bir hukuki terim, geçici koruma vermişiz. Hukuki terimdir bu da. Ne zaman orası sakinleşir, benim ordum da çıkar. İnsanlar da ben güzel güzel geldikleri, hiçbir demografik eksikliğe de sebep olmadan insanları sebep olmadan yerleştiririm. Paşa paşa da bölgeden siz gittiğiniz zaman ben de çıkarım. En son çıkma hakkım benim ama. Çünkü siz uzaktan geldiniz. Yani siz çıkmadan ben çıkmam. Tabii ki denge. Çıkamazsınız zaten. Öyle bir kimsenin öyle bir şeyi yok. Hukuken yok. Çünkü orası terör. Terör bitecek. Sakinleşecek. İnsanlar geri yerlerinde... Yani uluslararası hukuk bunu tanıyor zaten. Türkiye'ye diyorsunuz kağıt üstünde. Tabii, ama yani biz aynı zamanda diplomatik mücadele de etmek gerekiyor. İkinci madde, güvenli bölgelerinin nereyi kapsadığı meselesi. Evet. Yani Aynel Arap'tan Irak sınırına kadar. Türkiye'nin hedefiydi değil mi? 444 kilometre. 32 kilometre derinlik istemiştik biz. Ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığımız anlaşma dahilinde, yani anlaşma metninde Tel Abyad ve Rasuleyn dışında hukuki terim geçmiyor. Geçmiyor ve orada bir de Ruslar bayrak açıyor. Ama hatırlayın Amerika Birleşik Devletleri'nin değil mi müzakerecisi çıkarken birini konuştu. Aynel Arap dedi değil mi? Çıkarken. Evet. Kobane yani. Yani yok, Aynel Arap dedi. Yani yani Aynel Arap dedi, bir de Kamışlı sonradan eklendi. Ama hemen cevabını biz verdik. Hukuki metinde öyle bir şey yok. Sadece hukuki metinde şu var. Eğer biz 444 kilometre, 32 bu bazen aşabilir, daralabilir. O emniyet güçlerinin ya da genişleyebilir, daralabilir. O güvenlikle ilgili, sınır güvenliğiyle ilgili bir problem. 14 tane değil mi bugün açıklandı? 12 gözlem noktası. 12 tane gözlem noktası kurulacak. Bunların içinde hiçbir şey istisna yok. Hiçbir istisna yok. 120 saatin bir günü geçti. 120 artı 1 dediler. Yani biz açıklamalardan hareketle böyle söylüyoruz. Tabii bu da devlet politikası olmuş demektir eğer bu açıklandıysa. Şu an beklemekten başka. Hatta iki gündür bir sürü de PKK tarafından bu şey bozulmaya çalışılıyor. İşte ufak tefek saldırılar oluyor. Evet. Bugün şehitlerimiz var. Allah rahmet eylesin. Anladım. Ama bu şartlar altında bekleniyor. Yani beklenecek. Çünkü anlaşma anlaşmadır. 120 saat bekleyeceksiniz yani. Peki şimdi üçüncü madde, güvenli bölgenin TSK'nın
denetiminde olması ve Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin eş güdümüyle. Nurşin Hocam bunu girişte hemen söyledi. Çünkü doğru da bence katılıyorum burada. Çok en önemli şey buydu aslında. Evet. Türkiye'nin zaten başlamadan yani denetimini evvel, TSK'nın alması. Tabii. Şimdi bak Nurşin Hocam söyledi ki başta çok doğru bir şey söyledi. Türkiye bu işe başlarken yani çok ısrar etti bu ara bölge, güvenli bölge kurulması ta biz ilk başlar başlamaz biz de söyledik yani bir grup arkadaş söylüyorduk bunu. İkimiz yan yanayız ama bir gruptuk biz yani çok fazla değildik. Diğerleri başka bir şey söylüyordu. Şimdi şaşırdılar ne diyeceklerini bilemiyorlar. Şimdi bu ara bölgede yapılacak tek şey olmazsa olmaz kontrolün Türkiye üzerinde olmasıydı. Bunu defalarca zamanda söyledim. Bu kazanılmış bir şey mi? Hayır. Bu olmazsa olmaz. Kazanılmış bir şey değil. Böyle bakılmaz olaya. Ben şöyle bakıyorum. Türkiye burada olacaksa ve biz güvenliğimizi sağlayacaksak birimizin birinci amaç güvenlikse mutlaka onun kontrolü sende olmalı. Başkası senin güvenliğini sağlasaydı çünkü bu olaylar olmazdı. Türkiye'nin bir de tecrübesi var. Şimdi yani 90'lı yıllardaki bu çekiç güç meselesinde hava sahasını işte uçuşa yasak bölge ilan ettikleri andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri oraya kendi yani PKK lehine dönüştürdü ve bizim aleyhimize. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir tecrübesi de var. O nedenle bunu asla kabul etmeyeceğiz. Hayır, başka bir şey daha var. Yani böyle tabii. Bir şey olsaydı kaç bin tır silah, ağır silah YPG'ye verildi terör örgütüne? Binlerce hala veriliyor. Niye versin ki böyle bir şey yapacaksa? Yani biz o zaman ne güzel onlar. Ya ağır silahlar nasıl toplanacak? Mesela o da konuşulan şeylerden biri. Ağır silahların toplanması olmayacak. Ben size söyleyeyim yani. Ne olacak ağır silah? Amerika toplayacağı silahı getirip bölgeye yığmaz. Yani o kadar şey keskin dönüşlerde bir büyük devlette öyle politik çarpışmalar olmaz. Biz hayal kurmayalım. Şöyle oluyor biz imha ediyoruz onların yarısını imha ettik. Nasıl ediyoruz? Bayağı vuruyoruz ediyoruz. 32 yok kilometre ediyoruz. Vurduk yok ettik. Kaçırabildiklerini hatta kaçıracaklar. Buna hazır edin, olmak lazım. Şimdi zaten o 5 günlük sürenin aslında oradan silahları aşağı indiriyorlar. Yani bunun tercümesi bu kadar aptal olmaya gerek yok yani. Biraz akıllı yani düşünmek lazım. Yani 32'den aşağıya doğru. Tabii bineye. Çekecekler silahlarını. Bizim kontrolümüz olmayan bölgelere bu silahları yığacaklar. Bizi de çok ilgilendirmiyor. Öyle mi? Ondan sonra. Ondan sonrası bakılacak. Bize tehdit mi değil mi? Biz şimdi tehdidi 444-32 ile belirledik. Bizim için gerçekten tehdit. Bu tehdit yani. Oraya da aşağıya da çıkabilir. Yani burada sadece silah diye bakmayın. Yani olarak. Şunu mu diyorsunuz? Bugün bu 32-444 yarın öbür gün şimdi bak ben açıklayacağım. Şimdi açıklayacağım. Şimdi bu bölge 444 işte nereden başlıyor? Aynel Arap'tan Kamışlı'ya kadar. Yani ta Fırat'ın doğusunda Fırat'tan başlayıp Irak sınırına kadar bir alan. Büyük bir alan. Şimdi bu alana biz güvenli bölgeyi kurduk. İnsanları yerleştirdik. Buradaki terör 70 bin kişiden, teröristten bahsediliyorum. 70 bin terörist nereye gidecek? Mesele bu. Nereye gidecek? Aşağı bölgeye gidecek silahları değil mi? Şeye kadar Rakka değil Zora kadar bir bölgesi var. YPG'nin daha önceden istila ettiği bir bölge var. O bölge boş. Buraya gidecek. Bu kesin. Peki bir de Kuzey Irak'a geçerse bizim orada... Bakın sadece siz aşağıya gidecek. Tehdit oradan gelmeyebilir. Bize Irak'tan da tehdit gelebilir. O yüzden bizim Irak'la işbirliğimizin Irak hükümetiyle işbirlik daha da önemli hale geliyor. Çünkü oradaki teröristler biliyorsunuz PKK'ya biz 2 yıldır çok şiddetli bir operasyon yapıyoruz içte ve dışta. Bir sürü operasyon yaptık. O kadar zayıfladı ki 500'ün altına düştü diyorlar. Oradaki YPG'liler yarın PKK'ya altyapı oluşturup orada sana tehdit de oluşabilir. O zaman demek ki bizim operasyon alanımız sadece Suriye ile sınırlı değil. Bunu herkes anlasın. Bakın bunu ciddi söylüyorum burada. Herkes anlasın. Biz Kuzey Irak'da, Irak'ın kuzeyine de operasyon yapabiliriz. Zaten yapıyoruz hocam. Hayır. 70 kilometre gibi. Başka bir şey söylüyorum ben. Neden? Oradaki ağır silahlar oraya giderse, orada Amerika onlara lojistik destek yaparsa, yani Türkiye, ben Türkiye, güvenliğimi sadece içeride sağlayamam sınırımın zaten ötesinde. Zaten bu bir konsept. Bir süredir başlayan savunma paradigması. Tabii bu bir konsept. Başka türlü yapamıyorsunuz. Alışın mı demek istiyorsunuz? Alışacaklar. Herkes alışacak bundan sonra. Öyle. Ha bu şu demek yani. Biz olanı gösteriyoruz. Ben hatırlayın benim ilk tweetim. Ne dedim? İlk tweetti. Bunlar ilk 2011'den başladı olay. İlk tweettir. Bakabilirler. Fırat'ın batısının güvenliği Türkiye için söyledim. Doğusundan başlar dedim.
Benim ilk 2011'deki tweetimdir bu yani. Demek ki şunu söylemek istedim ben. Doğuyu, doğuda olmazsan Batı'yı. O tarihçi olduğunuz için herhalde hayır, söyleyebildiğiniz bu, hayır, şey. Hayır. Sahadaki PYD'nin ve PKK'nın varlığı tabii biz oradaki yerel unsuru biliyoruz. Şimdi tabii. Bu unsur burada bitmiyor. Türkiye terör de örgütü. Bunun farkında. Farkında ama. Herkes. Zaten o nedenle. Tabii herkes farkında. Dışişleri de farkında. Tabii. Güvenlikçiler farkında. Tabii. Hocalarımız hatta farkında. Hatta oradaki üstlerimiz var vesaire. Tabii yani orada boş, değil. Tabii boş alan da yok şu an. Muhalefet maalesef. Dönüşte devam edelim küçük bir aradan sonra. Küçük bir ara, birazdan buradayız. Soçi'de neler olacak? Biraz da onu konuşacağız.